tamamen senin suçun. Seni sersem. Evet. Orada durun. Nasıl olur da bizim yemeğimizi yemeye cüret edersiniz? Durun. Sadece tadına bakıyordum. Neden bu kadar kızıyorsun ki? Seni bir elime geçirirsem pişman edeceğim. Göreceksin. O boynuzlarla bize saldırırsa işimiz biter. Olamaz. Hiro ve arkadaşları şimdi de bir bufala sürüsü kovalıyor. Tabii ki uzun bir yolculuk yaparken başınıza tahmin edilemeyecek şeyler gelebilir. Bununla birlikte eğer bir bufalo ağlına girip yemeklerini çalarsanız sizi görmekten pek memnun olmayacaklardır. Olamaz! Başları büyük belada. Ama 3 haftadır banyo yapmamışlardı. Bu kaynağın tabanında su olduğu için şanslıyız. Yoksa yaralanabilirdik. Evet, acaba ne kadar uzağa düştük? Kilometrelerce uzaktayız sanki. Her neyse, yüzmek iyi oldu. Uzun zamandır yüzemiyordum doğrusu. Hey, orada tuhaf yaratıklar var. İnanın bana, hiç de iyi bir amaç için burada değiller. Kötü adamlar. Kötü adamlar. Sonunda kötü adamlar krallığımızı yok etmeye geldiler. Onları görüyor musunuz? Kötü adamlar mı? Bu yaşlı kurbağa bizden mi söz ediyor? Şu kötü adamları hemen yakalayın. Yoksa kurbağa krallığımızı ele geçirecekler. Kendinizi koruyun çocuklar. Bunları yenmek çok eğlenceli olacak. Sessiz olun, sizi kötü adamlar. Ben arkadaşça karşılamadan söz ediyordum. Çok karanlık. Tabanı göremiyorum. Kim bilir oraya nasıl düştüler? Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacakmışız? Sen gerçekten bu kadar aptal mısın? Yapacağımız şey çok açık. Gidin oraya ve o kılıcı alıp getirin. Ben de gidip biraz şekerleme yapayım. Senin nen var dostum? Onu kızdıracak bir şey mi oldu? Bir de soruyor musun? Salaklar! Öleceğimi sandım. Ben de. Bu aptal kaplumbağa nereye gitti? Oh tanrım, burası çok güzel. Aman tanrım, ne kadar güzel bir şato. Burada her kim yaşıyorsa çok zengin olmalı. Sen aptalın tekisin ama en azından bunu doğru anladın. Demek ki kötü adamlar dedikleri böyle bir şey. Kralımız majesteleri geliyor. Yani sen kötü adamların geldiğini mi söylüyorsun? Bununla birlikte yine de onların kötü adamlar olduğundan emin olmalıyız. Yardım lütfen, krallığı bu kötü adamlara karşı sonsuza kadar koruyalım lütfen. Ha? Sen şimdi onların kötü adamlar olduklarını mı söylüyorsun? Saçmalık. Kötü olmak için çok şirinler.
çok dikkatli olmamız gerekiyor majesteleri. Onlar dış dünyadan gelip krallığımıza sızdılar. Dış dünyadan geldiler. Kötü adamların dünyasından. Dolayısıyla onlar kötü adamlar. Sahi mi? Siz herkese kötü adam mı diyorsunuz? Biz sıradan varlıklarız ama. Kötü adamların lafına nasıl güvenilir ki? Bu çok saçma. Kötü adamların uzun siyah boynuzları olduğunu duymuştum, bir düşüneyim. Haklısınız majesteleri, bu yaratıklar neyse uzun ve siyah boynuzları yok. Hayır, sizi kandırmalarına izin vermeyin majesteleri. Yalanlar hilekarlığın bir parçasıdır. Kılık değiştirerek herkesi kandırıyorlar ve krallığımızı ele geçirmeyi planlıyorlar. Buna izin vermeyin. Söylediklerine inanamıyorum. Ya da her neyse, tüm bunların benimle bir ilgisi yok. Yani bu yüzden... Bu yaratık diğerlerinden çok daha büyük. Bu doğru. Kötü adamlar gerçek kimliklerini açığa çıkardıkları zaman bu kadar büyük ve çirkin olurlar. Şimdi olduklarından daha mı büyük olacaklar? Ne kadar büyük? Bu kadar mı büyük? Burada neler oluyor? Ya da bu kadar büyük? Ya da bu kadar mı büyük? Lütfen durun, sakin majesteleri olun. Durun majesteleri, böyle devam ederseniz patlayacaksınız efendim. Tanrım, bu kötü yaratıklar beni büyüledi ve ben de neredeyse kendimi patlatacaktım. Tıpkı efsanelerde duyduğum kadar korkunçlar. Bu yaratıklar korkunç kötü yaratıklar gibi görünüyor. Bakın, efsanenizin ne dediği umurumda bile değil. Herkesi kötü olarak adlandırmaya devam edemezsiniz. Sessiz olun. Sizin kötü adamlar olduğunuz şüphesiz olarak kanıtlanmıştır. Sen neden bahsediyorsun? Biz tesadüfen buraya geldik. İşte bu yüzden buradayız. Sadece kılıcımı istiyorum. Ondan sonra buradan gideceğiz. Sen kılıç mı dedin? Hangi kılıçmış bu? Bu kılıç majesteleri. Evet. Vay canına. Ne kadar da görkemli bir kılıç. O doğal mercandan yapılmış eşsiz bir kılıçtır. Babam verdi onu bana. Yalan söyleme. Kötü bir yaratığın bu kadar görkemli bir kılıca sahip olması imkansız. Ben de size başından beri bunu söylüyorum. Biz kötü değiliz. Buraya bakın. Gidip şu kötü yaratıkları aşağıdaki zindanlara atın. Hemen. Mükemmel. Nazik olun. Ah, ne kadar da harika. İşler çok iyi gidiyor. Evet, iyi görünüyor. Çok iyi. Ah çocuklar, benim harika bir fikrim var. Tamam mı? Bunlar şimdi de şiddet uygulamaya başladı. Uzlaşma diye bir kelime duydunuz mu? Mercan kılıcımı bana geri verin. Sessiz ve sakin olursan daha iyi olur. Sen de kimsin? Ben Paul, kapı muhafızıyım. Siz üçünüz için muhafızlık etmem konusunda kraldan emir aldım. Bu da sıradan bir ülke salağı. Teşekkür ederim. Aslında bu tam olarak bir iltifat değildi. Sahi mi? Duyduğuma göre kötü yaratıklar her zaman düşündüklerinin tersini söylerlermiş. Bu yüzden bana iltifat ettiğini düşündüm. Dinle Paul, sen iyi birine benziyorsun. O yüzden bize bir iyilik yap ve bize kötü adam demekten vazgeç. Evet, bakın. Biz kötü değiliz ve sizin o kötü dünya dediğiniz yerden gelmiyoruz, tamam mı? Her neyse, bizim krallığımızda kötü yaratıklar hakkında eski bir efsaneden bahsedilir. Peki bu efsane tam olarak neden söz ediyor? Siz gerçekten bilmiyor musunuz? Nereden bilebiliriz ki? O zaman ben size anlatayım. Uzun uzun zaman önce... Yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşarmış. Dağlardaki yaşlı adam... Duyici, Tanrı aşkına biraz susar mısın? Kimse senden yaşlı bir kadın ve adam hakkında hikaye anlatmanı istemedi. Peki ama eminim benim hikayem onunkinden daha eğlencelidir. Bana duyduğun bir hikayeyi hatırlattı. Lütfen devam et. Her neyse, atalarımızdan birinin döneminde uzun zaman önce dış dünyaya gitmeye cesaret eden korkusuz bir kurbağa yaşarmış. Ama bu dünya tam bir cehennem gibiymiş. Gider gitmez uzun ve siyah boynuzlu bir kötü yaratıkla karşılaşmış ve yaratık onu öldürmeye çalışmış.
Bu gerçekten olmuş mu? Tabii ki. O kurbağa görevini yapmış. Ama nasıl? Kurbağa krallığa geri dönmüş ve herkese kötü yaratığın ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışmış. Ve kolaylıkla tahmin edebileceğiniz gibi hikayeyi anlatırken çok kötü bir şey oldu. Gerçekten iyi bir hikayeymiş. Ve hayatının geri kalanı da bu hikayeyi anlatamadı. O zaman siz bu yüzden kötü yaratıklardan korkuyorsunuz. Haklısın dostum. Boynuzlar siyah ve uzun. Sanki daha önce böyle bir şey görmüş gibiyim. Sen gerçekten daha önce kötü bir yaratık gördüğünü mü söylüyorsun? Hayır, daha önce kötü bir yaratık görmedim ama... Evet evet, bir inekten bahsediyor. Ama yukarıdaki dünyada kötü bir yaratığa benzeyen bir şey yok ki. Belki de o kurbağa bir kabus görmüştür. Her neyse, bunların hepsi birer yalan. Sahi mi? Yukarıdaki dünyada gerçekten kötü yaratıklar yok mu? Orası o kadar korkunç değil mi? Biz de size tam bunu anlatıyorduk. Dışarıdaki dünya korkunç değil. Tabii ki tıpkı burası gibi orada da kötü çocuklar var ama genelde harika bir yer. O haklı Paul. Doğru söylüyorlar. Siz ciddisiniz değil mi? Kaynaktaki kurbağa sadece yukarıdaki gökyüzünü görebilir, o kadar. Bu da ne demek oluyor? Tabii ki başka şeyler de görebilirler. Sarayı ve diğer kurbağaları görebilirler örneğin, değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Bu gibi durumlarda kurbağanın bir kavanoza hapsedildiği gibi şeyler söylemeniz gerekir. Doğduğum günden beri hiç böyle şeyler duymamıştım. Aa, gerçekten mi? Ciddi misin? Neden bana öyle bakıyorsunuz? Sen burayı bir cehenneme çevirdin ve sadece orada durup mideni dolduruyorsun. Aç kalamam değil mi? Sen ne dedin bakalım zeki kedi? Fena değil, çok da kötü değil. Bu şekilde devam ederse başaracak. Yani sizler meleksiniz, öyle mi? Biz de size bunu anlatmaya çalışıyorduk majesteleri. Biz üçümüz cennetten dünyaya gelen melekleriz. Evet. Yukarıdaki dünyadan gelen melekler mi? Siz gökyüzünden inmiş olmalısınız. Bu bir peri masalı gibi. Peki krallığımıza gelmenizin sebebi nedir? Söyler misiniz lütfen? Biz kötü yaratıkların bizden çaldığı kılıcı almaya geldik. O kılıç bize ait. Bu doğru değil majesteleri. Kılıç artık bizim. Bunun size ait olduğunu bilmiyordum çocuklar. Lütfen kılıcı geri verin majesteleri. Burada bir tuhaflık var majesteleri. Kılıcı onlara vermeden önce sanırım onların gerçek birer melek olup olmadığını doğrulamamız gerekiyor efendim. İyi bir fikir. Eğer isteğiniz buysa gerçekten melek olduğumuzu size kanıtlarız. Melek gücümüzle cennetten kaya düşüreceğiz efendim. Gerçekten böyle bir mucizeyi gerçekleştirebilir misiniz? Kesinlikle yapabiliriz. Bu plan çok iyi olabilir ama sen bana Imogen'e emir verecek kadar kibirli misin? Şimdi... Evet, meleklerin gücünü anladık. Bu kadar büyük bir kaya olmasına gerek yoktu. Bunlar kesinlikle melek. Bu konuda hiç şüphe yok. Evet, kesinlikle melek bunlar. Kesinlikle melek olduğunuzu kanıtladınız. Bu yüzden kılıç sizin. Buraya gelin ve alın. Size inanıyorum çocuklar. Siz o aptallardan daha iyisiniz. Beni de sizinle birlikte dış dünyaya götürür müsünüz acaba? Bu çok kolay olur. Krallıktaki tüm arkadaşlarıma dışarıdaki dünyada kötü yaratıklar olmadığını söylemek istiyorum. O zaman hayatımızın geri kalanını bu daracık yerde geçirmek zorunda kalmayacağız. Gerçek dünyaya gitmek için özgür olacağız. Beni de götüreceksiniz değil mi? Tabii ki ama öncelikle mercan kılıcı bulmamız gerekiyor.
Şimdi bu üç salak ne yapacaklar acaba? Meleklerin bizi ziyaret etmemesi Kurbağalar Krallığı için çok büyük ayıp. Lütfen istediğiniz kadar yiyin. Meleklerle aynı masada oturup yemek yemek benim için büyük şeref. Samimi misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Yemekler çok lezzetli. Kesinlikle. Hayatım boyunca böyle ziyafet görmedim. Sunduklarımızdan memnun olmanız bizi mutlu eder. Lütfen istediğiniz kadar misafirimiz olun. Kardeşim, o yukarıda. Sence bu güvenli mi? Ah, sorun değil. Nasıl olsa kılıcı aldık. Evet, evet. Ayrıca o çocuklar da zindana hapsedildi efendim. Bu doğru. Bence burada kalıp ziyafetin tadını çıkarmalıyız. Üç melek mi dedin? Evet, melekler. Hangi melekler? Bu melekler. Aa! Ha? Yine onlar. Bu harikaydı. Çok güzel bir yemek yedik. Ah, ben daha fazla yiyemeyeceğim. Ben hareket bile edemiyorum. Siz burada ne yapıyorsunuz? Eğer bu krallığa zarar vermeye kalkışırsanız beni karşınızda bulursunuz. Ah, birileri bize yardım etti. İmdat! 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 Hey, bir sorunumuz var. Kuleye doğru gidiyorlar. Bekleyin bir dakika. Sorun nedir? Ya biz neden kaçıyoruz ki? Evet, haklısın. Biz aslında yanlış bir şey yapmadık. Aman tanrım. Sorun yok, endişelenme. Paul, onların kaçmalarına yardım mı ettin? Bunun için seni asla affetmeyeceğim. Oh, majesteleri, bebe. Majesteleri, lütfen onları yakalayın ve kılıcı bize geri verin, lütfen. Majesteleri, bunlar kötü hainler. Sizi kandırmalarına izin vermeyin. Ne? Hainler mi? Sen neden bahsediyorsun? Biz meleğiz. Siz nasıl melek olabilirsiniz ki? Hep kötü şeyler yapıyorsunuz. Kötü, kötü, kötü. Bu kadar yeter. Daha fazla bekleyemem. Tyson, Karotta, Hui, acele edin. O kılıcı hemen istiyorum. Majesteleri, biz melekleri dinlemeyecek misiniz? Bakın, bu bizi dinlemediğiniz için oldu. Muhafızlar, şu kötü yaratıkları yakalayın ve bırakmayın. Bu taraftan. Hadi. Hadi. Sevgili melekler, lütfen şunu durdurun artık. Eğer devam ederse sarayımız yıkılacak. Bunu biz durduramayız çünkü biz yapamıyoruz. Hiro kayaları parçalıyor. O zaman asıl kötü yaratıklar diğerleri. Ama biz... Hadi acele edin. Bir kaya düşüyor. Dikkat et. Eğer bu böyle devam ederse göl tamamen tıkanacak. Daha fazlası geliyor. Gölü tamamen tıkayacağım ve kılıcı alacağım. Bu çok güzel bir sıçrama yapabilir. Çok hızlı geliyorlar. Eğer bir çözüm bulmazsak buradaki herkes taşların altında kalacak. Bahse girelim, taşları atanın kim olduğunu biliyorum. Imogen olduğuna şaşırmadım. Herkes elinden geldiğince kayaları durdurmaya çalışsın. Ben de geliyorum. Oh hayır. Şimdi ne yapacağız? Şuna bak. Kolay işi bana bırak. Yine mi sen? Defol buradan.
Beni rahatsız etme. Imogen, koru kendini. Seni sefil yaratık. Bunu affetmeyeceğim. Asıl ben seni affetmeyeceğim. Ne yapıyorsunuz? Bu bir kötü yaratık. Burada kötü yaratıklar mı var? Onlar kötü yaratık değil ki, onlar bufalo. Majesteleri, yukarıdaki dünyaya çıkıp krallığınızı orada inşa etmek daha iyi olmaz mı? Bence iyi fikir. Ayrıca o bufalolarla bir toplantı yapmanın da iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Evet, biz kurbağalar bu kaynakta sıkışıp kaldık. Sadece gökyüzünü görebilen kurbağalar. Ama şimdi gökyüzünden başka görülecek çok daha fazla şey olduğunu biliyorsunuz. Doğru değil mi Amy? Bu arada majesteleri, dış dünyadaki kötü yaratıklar kötü değiller. Onlar bufalolar. Bufalolar mı? Bufalolar ne tip yaratıklar Paul? Böyle büyük ve siyah boynuzları var. Dur Paul. Dikkat etmezsen patlarsın. Bu doğru. Evet. Kurbağalar nihayet korkularını aşıp dış dünya hakkındaki takıntılarını çözdüler. Krallıklarını yeniden inşa etmek için bufalolarla uyum içinde yaşamaya başladılar. Herkesin bu iki hayvan türü kadar iyi geçinmesi ne kadar da güzel olurdu, değil mi? Arkadaşlarınızla iyi geçinin. Hoşça kalın.